Ne var güzelim? Abi. Canım benim. Çok özlemişim. Ben de. Nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Geldim artık buradayım ya. Çok daha iyi olacağım abi, merak etme. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Önce bir eve gidelim. Güzel bir dinlen. Ondan sonra da güneşi batırmaya Boğaz'da yer ayırtın. Şöyle abi kardeş karşılıklı güzel bir içimizi dökelim ha. Tamam. Hadi. Yolculuk nasıl geçti? Kısa. Uçakla kısa. İşte benim kardeşim ya. Ayrılık da var hayatta, ölüm de. Ama böyle dimdik duracaksın. Dağ gibi. Kimse seni yıkamayacak. Hem de hiç kimse. Mesai arkadaşlarını falan aradım. Başta bir endişelendim. Yalan yok. Ama yani millet de biri tökezlemeye görsün. Ne var çok kötü dediler. Sürekli ağlıyor falan dediler. Vallahi bir aklım gitti. Yani. Aslında düne kadar öyleydim. Bitik. Ama kendime geldim. Çünkü çözdüm. Yani bu ayrılık nereden çıktı? Neden böyle aniden oldu biliyorum artık. Biri var değil mi? Aldatıyor. Yakaladım. İşte kimse kusursuz değil. Onun da halı altına süpürdüğü pislikleri var. Ha. Kim peki? Bildiğin biri mi? Yok abi öyle biri. Tabii ki yok öyle bir şey. E ne o zaman? Şimdi şöyle. Ilgaz'ın benden ayrılmak istediğini söylediği gün, hı-hı, Çınar'ın gözaltına alındığı gün. Evet. O sabah aradı beni. Ilgaz Çınar'ın o kızı öldürdüğünü biliyordu zaten. Bence yani. Kişisel görüşün. Belli ki Çınar abisine itiraf etti. Ya da Ilgaz'ı biliyoruz. Sen de tanıyorsun abi. Ne kadar zeki olduğunu biliyorsun. Kendisi anladı. Baktı ki işler sarpa saracak. Çığırından çıkacak. Tamamen beni korumak için. Benim itibarımı lekelememek için ayrıldı benden. Anladın mı? Vallahi Neva bu varsayımına katılmak isterdim ama yani öyle böyle yanılmıyorsun ya. İhbar geldiğinde Ilgaz biliyor olsaydı bak ben sana söyleyeyim. Sırf bak sırf diyorum kendisine gölge düşürmemek için olay yerine gitmezdi. Yani bu saçmalıklarla teselli bulacaksan yap. Bitti artık kabullen geç. Peki abi. Gidip hemen soruyorum o zaman Ilgaz'a. Hayır otur yerine. İtibarını zedelemene izin vermem. Kalkalım artık. Doydum ben. Oğlum hesap. Yani ben böyle olacağını düşünmemiştim. Daha otururuz diye düşündüm. Yemekler de kaldı zaten. Neyse. Biz niye hep aynı kavgayı yapıyoruz Ekta? Hı? Niye anlamıyorsun? Tükendim ben. Gerçekten abartıyorsun Ertuğrul. Geçen gece de söyledim. Genç bir kız. Yardım istedi, ettim. Aramızdaki bütün ilişki bu. Yapma Ekta. Kızın yaşında yapma. Ya seni şu Tilman Hukuk'un sahibi avukat Ekta ile tanıştırayım ha. Bir merhaba der kaçarız. Dışarıda bekliyorum abi. Sayın savcım, buyurun. Rahatsız olmayın lütfen. Bir merhaba demek istedim o kadar. Erken kaçmışsın bugün. İfadelerden sonra bilgi alayım dedim. Yoktun. Tek bilgi. Her aile yalancıdır. Afiyet olsun. Sağ olun. Genç, bu beraber geldiğim bayan. Kardeşim nerede? Hanımefendi biraz önce taksiye bindi ve gitti. Hadi oğlum hadi.